Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Değerli dostlar, geride bir tane kalan koyun gördüm. Remzi abiyi aradım. Geldi. Bu sefer sürü başka bir tarafa gitti. Ben de aradım onu. Onun gittiği yönün tam tersi istikametinde. Koyunlar geri dönmüşler. Dedeyim sana zahmet olmazsa dedi, sür onları aşağı. Ben de şimdi ormanın içinde koyunlarla birlikte Remzi abiyi arıyorum. Muhtemelen buralarda bir yerde ama o önemli değil. Yani gerçekten çobanlığı özlemişim. Değerli dostlar, koyunları sahibine teslim ettim. Ama dediğim gibi gerçekten çobanlığı özlemişim ya. İnşallah bir an önce biz de hayvancıklarımıza kavuşuruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu muhabbet nereden geldi? Aslında bu muhabbetin sonu. Ben şimdi buraya nereden geldik olayı en başına çeviriyorum. Değerli dostlar, herkese selamlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. İki gündür hava böyle günlük güneşlik. Çok harika bir hava ama tabii belki kameraya geliyordur sesi. Rüzgar var. Biraz üşütüyor hareket edilmediğinde. Benim de içme suyum bitmiş. Hemen şişelerimi aldım. Çeşmeye doğru gidiyorum. Video açılışında size şöyle bir manzara göstereyim diye ilk önce manzarayı paylaştım. Çünkü ben o yöne gideceğim için şeyde manzara görünmez diye ilk önce size o gittiğim yönün manzarasını göstermek istedim. Tabi bu arada kamerayı açar açmaz kafamı kaldırdım. Burada şeyler, koyunlar görünüyor. Çok fazla bir kalabalık değil. Henüz başında da kimseyi göremedim. Kimin olduğunu da bilmiyorum diyordum. Aha, agayı da gördüm. Eğer bakalım bir tanışalım müsaitse, eğer muhabbet de etmek isterse bir kendisiyle tanışalım bakalım. Bize müsaadesi olursa biraz koyunculuğu ondan dinleyelim bakalım şimdi. Selamünaleyküm. Remzi abi, senin köpeği ben göremiyorum böyle. Burada kaldı, arkada kaldı. Onu da bir görelim bakalım. O da girsin kadrajımıza. Köpekler beni sever halbuki ama. Yabancıya saldırıyor bu. Gel bakayım. Ben yabancı değilim, Türk'üm. Gel. Bakın, gel. Ne yapacaksın ona şimdi? Onu ölçüyor. Gel seveyim seni. Gel. Gel seveyim seni. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel kızım. Bak şimdi ben öteye doğru gelip sana nasıl saldıracak? Aman abi, saldıracaksa gitme. Onu bekliyor zaten şimdi. Gel. Biz Remzi abiyle arkadaşız ya, komşuyuz biz burada. O bekliyor ben uzaklaşayım diye. Aman abi, uzaklaşma o zaman. Şimdi Remzi abi, bunlar kıvırcık dedin değil mi? Kıvırcık. De şey de var aralarında, sakız. Sakız da var, kıvırcık da var. Sakızlardan süt sağıyor mu abi? Yok. Kuzulara. Ben şimdi genelde bu civarda görüyorum böyle hep kıvırcıkla şeye sakızı karışık bakıyorlar. Süt de almıyorlar. Niye kıvırcık? Hani kıvırcık zaten buranın hayvanı da, sakız niye tercih ediliyor madem süt? Ya şimdi ikisi iyi anlaşan bir hayvan. Yani
Şimdi bunları merinos kırması da var içinde. Merinos kırması da var içinde. Şimdi bunlar mesela şey Tahirova koysan bunlarla anlaşamaz. Peki yani anlaşıyorlar diye sen karıştırdın da hepsi niye kıvırcık değil sakız da var içinde? Ya şimdi koç değiştiriyorsun mesela atıyorum. Bendeki şimdi mesela atıyorum iki tane koç var. İkisi de merinos kırması değil mi? Şimdi onu ben değiştirebilirim mesela sakıza. Mesela sakız koç alırım. Mesela. Ne olur bu sefer yavrular sakız olur. Onları ayırdın mı damızla? Ne olacak? Bu sefer elinde şey, yarın öbür gün mesela şey aldın. Kıvırcık koç. 2-3 senede bir değiştiriyoruz koçları mesela. Evet. Kıvırcık aldın bu sefer ne olacak? Ötekilerde kıvırcık olacak ondan doğanlardan. Şeyde çaprazlama gibi bir şey yapıyor yani. Şimdi biz kendimizden damızlık üretmiyoruz. Hani damızlı mesela koçları, damızlık koçları dışarıdan alıyoruz. Bak ben şimdi mesela geçen gün şunu aldım. Gördün mü bak orada? Evet. Onu aldım. Bir tane de nerede o? Bir tane daha var. Ona yakındır o da. Mesela onu da aldım. Benim eski koçum vardı kıvırcık mesela. Onu verdi, sattım. Onları aldım mecbur. Merinos kırmasına çevirdim yani şimdi. Güzel güzel. O şimdi birkaç gün yağmur yağdı. Güneş de açınca ortalıkta yeşillenmeye başladı çok şükür. Ya otlar tabii çıkmaya başladı işte. Kurt hayvanın canı ya. Kurt var diyorlar buralarda abi. Sana hiç denk geldi mi? Yok kurt bana denk gelmedi. Ama olduğunu söylüyorlardı. Geçen sene denk geldi bana. 3 tane hayvanı götürdü. Sen başında mıydın sürünün? Başındayım. Ya nasıl biliyor musun? Hayvanlar böyle yürüyor. Ben de yan onlarla beraber yürüyorum. Önde bir karmaşalık oldu. Bir tane kaptı oradan. Ben ona aşağı varken arkadan iki tane daha kaptı. Sürü halinde mi geziyor onlar tek mi? Ya ben orada işte anlayamadım onu nasıl yaptı. Demek ki sürüydü o. Bir hayvan, bir kurt üç tane birden kapamaz. Yani. Yol giden hayvana. Önden bir tane aldı. Çanlı vardı. Çanlıyı aldı. Tam böyle bir dere boyu böyle gidiyorum. Çekti aldı oradan. Onu gördüm. Ondan sonra arkayı be dedi bir baktım. İki tane daha götürüyor bu. Ama aynı kurt değil. Gündüz gözüyle mi? Akşam saat 5. Hava kararmak üzere. Bu orta burun diyorlar ya. Orta burun orada. Şu çamlığın hemen alt tarafında böyle. Tabii canım hayvan şeyde kendini gizliye gizliye gelebilecek bir yer olması lazım. Şimdi burada nasıl gelecek yaklaşacak yer yok. Burada her yer açık. Tabii açık yerde yaklaşamaz yani. Zaten köpek hemen kokusunu alır onu. Anında anlar. Ondan sonra diyeceğim böyle. Bugün 3 tane hayvanımı götürdü. Allah bir daha göstermez inşallah abi. Ya denilene göre geçen akşam burada birinin o caminin üstünde hani Ali var. Ali abi sabah bahsediyordu. Sayaya atladı kurt diyordu orada. Sayaya girmiş. Oradan bir tanesini götürmüş galiba. Böyle şey dana kadar kuzu diyordu. Sabah ben işte görmedim. Şeyde denk geldik. Ekmek sırasında denk geldik. Orada anlatıyordu. Ben böyle sonuna denk geldim. Tam mevzuyu anlayamadım da. O şekilde bahsediyordu. Sayanın içine girmiş. Girmiş. Oraya. Dışarıda yatırıyordu demek ki şeyleri. Başkasından duydum ben de. Dedi böyle böyle dediler. Ali'nin kurt girdi falan oraya diye. Kurt gece geliyor bak. Kışta ya mesela. Köpekler hiç durmuyor. Sabaha kadar uyumuyorlar. Ara ara. Ağlıyorlar. Bak benim bir tane hayvan nereye girmiş bak. Koç girmiş bak. Koç ağrıyoruz biz de. Aradan gözüküyor. Gördüm. Işte senin abi, ne abi. İşin var orada be hayvan? Ey Allah. Koçlar hep içinde mi Remzi abi? Onun ismi var. Hikmet onun adı. Yok koçları sürünün içinde mi tutuyorsun hep? Şimdi, yoksa ayırıyor mu? Hani bu şeyden bahsediyorlar ya. Gebeliği yaptırdın. İşte 40 gün 45 gün neyse. Ondan sonra ayırın diyorlar koçları.
toplu doğum olsun falan diye sen ayırıyor musun koçları? Ben ayırmıyorum çünkü hep içinde mi? Benim kuzular var, genç kuzular var koça gelecek mesela. O yüzden ayırmıyorum. Hep devamlı içinde şeyler. İçinde devamlı. O zaman devamlı sende o zaman kuzu da var, gebe koyun da var, boş koyun da var. Öyle zor oluyor öyle abi. Var bak bende şimdi yine kuzu var bir sürü mesela. Bak mesela şu şeyle çanlı olan şey mesela gebe gibi sanki. Gebe onlar. Hepsi gebe şu anda yarısı. Yani anaçlar yarısı. Bunlar ha, mevsimi zaten doğru. Bunlar koçaltı yani. Koçaltı deriz biz bunlara. Evet. Yani günü mesela geldi mi koça gelecek yani onlarla. Şimdi burada diyorlar ki eski agalarla konuştum birkaç tane. Burada diyorlar ki işte Trakya kıvırcığı bakacaksın. Hiç yemmem vermeyeceğim. Bunları diyor yaz, kış hiç masrafsız şeye çıkaracaksın. Yok öyle bir mereye şey. Mereye çıkaracaksın. Öyle bir şey yok. Yemsiz hayvan olur mu? İşte ne bileyim öyle öyle diyorlar. Ben de sen şimdi değerler, bakıyorsun. Değerler ben sana söyleyeyim. Herkesten fazla vermiştir yem. öyle midir? Yani öyle bir şey yok. Yem vermediğin hayvan olmaz. Özellikle de kışın yani illaki bir şeyler vermek lazım. Kışın bak şimdi hayvan kışın yavrular. Mesela 12. ayda başlar, 11-12. ayda başlar, 1. aya kadar sürer yavrulamaları. E ondan sonra sen git o hayvana yem verme, süt iste. Verir mi? Hmm. Vermez. Mecbur vereceksin yem. Ya ben şimdi gittim aldım 5 ton arpa. 700 balya yaptım. Neydi? Kışta hazırlık. Evet, 700 balya kaç koyun için abi? 100 koyun için 700 balya. Kuzuları da hesap ettin sen o zaman. Yok, kuzular hariç. Kaç koyun dedin? 100. 100 koyuna 700 balya. Ha, doğru doğru pardon. Hatta şey yetmeyebilir bile yani. 800 yani, bin balya. Tam biteceğiz balya. Ama sezondan şey yapıyorum. Ben 100 dönüm yer kiralıyorum. Hı hı. Onları mesela biçeceğim hemen. Ne ot için mi şey bırakıyorsun onu? Ekiyor mu bir şeyler? Çayır kiralıyor. Evet, çayır. Çayır kiralıyor. Peki 100 dönümün kirası ne kadar abi? İcar mı deniliyordu balya. Ona? Balya başı. He balya hesabı şey. Tabii balya hesabı. Ne çıkıyor? Kaç balya çıktı? Atıyorum, ona göre. 100 dönümden çıkardın 700-800 balya mesela. Fiyatını anlaşıyorsun. Kaç para? Şu para. Veriyorsun adamın parasını. Anladım. Bu biçtirme, bağlatma işlerini falan sen kendin yaptırıyorsun. Yaptırıyorum hepsini. Ayrı para. Ama yine de hazır almaktan daha ekonomik oluyordur herhalde. Şimdi bak ekonomik derken ben balyanın maliyetini 20 liraya getirdim. Kendim yaptırdığım halde. Evet. 20 lira. Piyasadan alsam 25 lira. Evet, çok bir şey fark etmemiş ama 5 lira 5 liradır yani. Şimdi 5 lira deyip de geçme yani hayvancılıkta 5 lira iyi para. Evet. İyi para. Bir de adet çok olunca adet, tabii. Adet 700 şeyde 3,5 milyar para yapar. Evet. Ki o yetmeyecek 1000 balya olsa 5000 lira mı yapıyor? 5000 lira yapar. Yani. Evet. O yüzden bir sezonda iyi 5000 yani, lira büyük para tabii ki. Ya etin fiyatı çok düşük. Etler biraz paskül yükselse. Şu anda takip ediyor mu paskül fiyatları paskül nedir? 27-28 lira şu anda bizden alıyorlar. Yani o da bir şey değil yani maliyeti kurtarmıyor yani. Evet. Maliyeti kurtarmıyor. Şeyde koyunlar şimdi bunlar koçlarda içinde ortalama senede bir doğum yapıyorlar bunlar değil mi? Yani şimdi iki sefer de doğurtursun bunları. İki sefer de doğum yapar ama pahalıya mal olur. 14-15 ayda iki doğum şimdi, yaptırıyorlar. Hem hayvanı bitirsin. Hani koyunu bitirsin yani birkaç senede bitirsin koyunu öyle. Çünkü koyun dinlenemiyor. Hem de ikinci gebe kaldırması için iyi bir besleme yapman gerekiyor. Yem şart. Evet. O zaman alacaksın mesela diyelim atıyorum 10 ton arpasıydı 10 ton yemiydi yuvacan oraya. Yoksa başka türlü başa çıkamazsın. Evet. Sen iki sefer hayvanı yoruyorsun yani sonuçta. Evet. Yedirmeden alamazsın illa mümkün şey yapacaksın. Süt yetiştiremez. Evet. Yani tabii mümkün. Doğum yaptıktan sonra ilave süt yemi de isteyecek. Ottan ne süt alacak ki? Ot sudur yani başka bir şey değil yani. Hayvanı da tok tutmaz yani fazla.
İşte onun anlatıyorlar zaten işte enerjisi, proteini ayrı ayrı. Muhakkak yani. İşte arpasını ne bileyim gerekirse o fenli yemleri vermeden olmuyor yani. Yani süt yemi var mesela, mecbur süt yemi alıyoruz. Süt yemi almadın mı o hayvanı ayakta tutamazsın, ölür gider. Bitirir, kuzu emdikçe bitirir ya annesine. Kaç aylıkken satıyorsun Remzi abi şeyleri, kuzuları? Ya iyi beslersen, mesela çok iyi bakarsan 4-5 ayda satarsın. Ben kurbana falan işte yetiştiriyorum, kurbanlık satıyorum. Peki senin bu şeyde kuzulara kuzu yemi veriyorsun mu? Tabii. 4-5 mesela, ayda peki ne yiyor ve kaç kiloya geliyor? Şimdi ilk önce tapa yem veriyorum. Arpa vermiyorum, çarpar hayvana. Tapa yem dediğin? Tane yem yani, tane. Bu azra alınan. Her şeyde kuzu yani, yetiştirme yemi, başlangıç yemi. Başlangıç yemi. Ondan alıyorum. Ondan sonra bir ayı atlattıktan sonra arpa ile karıştırıyorum. Karıştırıyorsun. Evet. Yoksa başka türlü hayvanı öldürürsün yani. Yani arpa kuvvetli. Evet, kuvvetli. Bir de şey diyorlar, bizim bir abi söylemişti. O da tecrübeli bizim abilerden. Fenli yemi özellikle bu sidik zoru olmasın erkekler diye o yüzden karıştırıyorum demişti. Onlar da fenli yemin içinde prostat bir şeye katıyorlar. Prostat olayı var. Onun da şeyi var. Adını sen söyle. Neydi o ilacın ismi? Bir tuza benziyor böyle. Tuz değil yalnız. O biraz pahalı. Hani 40 milyon kilosu. Onu veriyorsun mecbur. Yoksa prostattan hayvan kendini vurur yere. Onun eti de yenmez. Evet. Özür dilerim Remzi abi ya. Şeyi söylüyordum, ben araya girdim. Şimdi 4 ay mı bakıyorum demiştin şeye, kuzuya. 4-5 ayda. 4-5 ay bakıyorsun. Kaç kiloya ulaşıyor şey? 4-5 ayda senin baktın bu sistemde kuzular. Çok iyi kuzular. Bakarsan bak mesela atıyorum. Yarım kilodan aşağı düşürmeyeceksin hayvan başı. Yani sabah. Akşamları da 600 gram falan yani vereceksin. 1 kiloyu geçmen lazım. En azından yine 60 kilo olur yani. 60 kiloyu buluyor. 60 kiloyu bulur. Şey de olsa, kıvırcık da olsa buluyor yani 60 kiloyu 4-5 ayda. Ama işte ona göre yemini düzgün vermen gerekiyor. Karman olacak güzel yani. Evet. Vermeden olmaz abi. İlla yedireceksin. Ama yedirdiğinin karşılığını hayvan veriyor yani. Bir hayvan verse de alan insanlar vermiyor. E işte o orası ayrı bir şey, mesele zaten de. Çünkü ben, rakamlar söylediğin gibi artık çok çok düşük. Düşük. Tavuk eti atıyorum. Bugün tavuk eti kaç para? 55 liraya çıktı. Bu geçen sezon yazın yani 55 lira. Bizde paskül 30 liraya çıktı. Buyur. Ne dersin? Çıktı, bir de geri geldi. Şimdi aşağı düştü tekrar. Benim bak İstanbul'da müşterilerim var mesela. Da oradan geliyorlar, benden hayvan alıyorlar. İstanbul'da. Şeyin eti, kıvırcığın eti lezzetli. Sen de güzel bakıyorsun şeye, hayvana. Şimdi diyorlar ki koyun eti kokuyor. Aslında alakası yok. Koku evet. Yok. Neden yok? Hayvana temiz bakarsan koku olmaz hayvanla. Evet. Altını temizleyeceksin. Yani hayvanın... Bir de yediğiyle de alakalı. Yediğiyle değil de, mi yani, Remzi abi? Şimdi her türlü şeyler verenler var. Yani karışık böyle yemler var böyle. Ama bizim öyle değil. Biz arpa, maliyetleri düşürmek arpa, buğday, için. Bak arpa buğday tapa yem karıştırıp veriyoruz. O daha kaliteli. Evet. Yani kuzunun aradığı şey o zaten. Evet. Yonca vereceksin mesela. İşte şimdi niye adamlar öyle şeyleri veriyorlar? Paskül düşük, yem maliyeti yüksek, işte maliyeti düşürmek için veriyorlar ama bu sefer elindeki malın kalitesi düşüyor. Bak İstanbul'da mesela bir abimiz var, doktor. Özellikle ta oradan geliyor, benden hayvan alıyor. Kurbanını burada kesiyor. Öyle abi, yani kuzu eti aslında kokmaz, biraz pişirmekle de alakalı galiba anladığım kadarıyla. Ya, tabii bir de şey de dediğin gibi
ne yiyor bu hayvan? Yani o da önemli. Mesela kimse dışarıya salmaz kuzuyu. Yeşil yedirmez yani kuzuyu. Ben salıyorum. Kaç aylıkken çıkmaya başlıyor abi? Ben kuzuyu 50 gün olduktan sonra dışarıya salıyorum. Ot yemesi lazım ki koku olmasın. Devamı içeride o hayvan olmaz yani. Ya biraz zayıf düşüyor dışarıda mesela olduğu zaman. Tabii ama çayıra saldığın zaman. Şimdi tabii adam onu niye dışarı çıkarmıyor? Yesin besi yemini. İşte 120 günde, 90 günde, 120 günde ben maksimum 120 günde diyor. Ben bunu 45-50 kiloya çıkartayım, satayım. Yani o mantıkla çıkarmıyor. Dışarı çıktığı zaman enerji harcıyor. Dışarı çıktığı zaman seni 1,5 ay geri atar. Evet. Yani 1,5 ay geri atar. Ama etin lezzeti farklı. Daha farklı oluyor. Daha farklı oluyor. Evet. İşte abi şey var. Bir sıkıntı da bu. Şimdi bunları dinliyoruz. Maalesef şöyle bir şey var. Şimdi sen Türkiye'nin belki de dünyanın en lezzetli eti diye anılan kıvırcık bakıyorsun. Evet. Ama bunu sattığında ne bileyim başka bir ırkla şey yapmıyor. Pasküle çıktığında adam pasküle bakıyor. Seninki kıvırcıkmış, eti lezzetliymiş, fiyat onunki buymuş. Bakmıyor yani. Böyle bir sıkıntı yok, da var. Mesela kıvırcık kuzunun fiyatı şu. İşte atıyorum ithal ırklarda geldi. Bir sürü var. İlk aklıma gelen bu Dorper Morper mesela oldu. Hiç yemedim. Etin lezzetini bilmiyorum. İyi diyorlar ama tabii ki yani bunda da fark olması lazım yani o işte zaman. Alan toptancılar şey yapmıyor. Hani fiyatta hiç fark vermiyor. Ama o belki orada ayrı farklı satıyordur. Onu bilemeyiz hani. Şimdi bak biz veriyoruz burada 28 lira. Adam İstanbul'da markette 180 lira yazmış. Evet. Farkı görüyor musun? 28 liraya canlı ağırlığın kilosunu veriyorsun. Yani. Randıman %50 mi çıkıyor? Ne çıkıyor? %50, %60 mı çıkıyor abi? %65, %70 buluyor iyi bakılan hayvan. İyi bakılan hayvan. İyi bakılan hayvanda. Ya şimdi bunun şimdi alan mesela atıyorum mezbacı bunun her şeyini değerlendiriyor. Evet, evet. Yani her şeyini boynuzundan tut böyle derisini olsun iç organlarını mesela sakatatlarını falan hepsini değerlendiriyor. Evet, hiçbir şey boşa gitmiyor. Yapıyor, bilmem ne yapıyor, bir şeyler yapıyor. Sen hiç mezbada kestirdin mi abi şey? Ben kestirmedim hayvan mezbada. Ben de hiç gitmedim. Prosedürü bilmiyorum da şimdi sen söylediğin için ben de o şekilde biliyorum. Bu hayvanın tırnağı bile boşa gitmiyor. Ama mezbahaya gidil. Kemikleri bile sabun fabrikasına gidiyor. Evet. Bir şeyler şimdi mesela duyduğum kadarıyla söyleyeyim. Hayvanı götürüyorsun mezbahaya. Orada bir takım masrafların var. Bir de işte yok %3 mü ne firesi yok. Fira düşüyor. Ciğeri etin parasını geçmiş. Onu saymıyor, tartmıyor. Bir şeyler bir şeyler. Yani bir sürü şeyler var yani. Evet. Zaten üreticinin türlü, kazandığı belli. Sen oradan yani kırpıyorsun, buradan kırpıyorsun. Yüklenen bütün şeyler hep üreticiye. Aynen. Tüketiciye geldiği zaman orada yazıyor 180 lira fiyat. Adam oradan alıyor. Gel senden desen ki ben de et kestim mesela. Hayvan kestim. Gel 60 lira desen almaz. Orada pahalı olduğu için daha tatlı geliyor. Öyle olabilir. Öyle olabilir. Öyle şeyi sever yani. Evet, pahalıysa iyidir. Pahalıysa iyidir diyor. Aslında aynı sürüden giden hayvan. Şimdi şeyde ben de mesela şahit oluyorum mesela şeylerde. Adam bilmiyor, birkaç seçenek var, fiyat seçeneği. En pahalısını alıyor eğer imkanı varsa, diyor ki en pahalısı en iyisidir. Ama aslında genelde bu iş böyledir ama yani aynen. Şeyde her şeyde bu mantık tutmuyor yani pahalıdır diye. Şey en iyisi olmuyor. Mesela bir ürünü alırsın. Mesela marketlerden bahsediyoruz. Bir ürünü alırsın. Ürünün o kadar çok reklamı vardır ki televizyonlarda, sosyal medyada. Sen o ürünün o reklam parasını dahi ödüyorsundur. Orada. Tabii, pahalı olduğu şey için de sen en iyisi o zannediyorsun. Alakası yok. Koç. Aha. Köpeğe nasıl? Bak şimdi gidecek köpeğe. Saldıracak. Geçen gece de köpekler saat 11.30 muydu neydi? Bana da gece yarısı o saatlerde odun geldi. Odun boşaltıyorum. Köpekler nasıl bağırıyorlar? Allah bilir o Ali abinin koyununa o gece şey yaptı. Saldırdı veya koyunlar kurt geldi. Boş ver. 3 köpek onu mahvedecek ha.
tek başına. Koçu gördüler, koça şey yapıyorlar. O ikisi zaten şey, tam serseri. Köyün meydanında yatıyorlar, gidene hırlıyorlar, gelene hırlıyorlar. Bak şimdi koça nasıl... Koç ona bir boynuz atarsa... Bak şimdi... İşte bunlar koyuna alışkın olmadıkları için herhalde böyle yapıyorlar, yoksa... Alalım o zaman abi. Sürüden ayrılanı şey kapacak, köpekler kapacak vallahi. Köpekler kapacak, evet. geldi. Hikmet mi bu? Hikmet bu. O köpekler nasıl öpüşüyorlar ha? Kanka olmuşlar onunla. Çok seviyor köpek onu. O da duruyor, köpek öpüyor onu ha. Bir aşk hikayesi diye bir şey var ya, onlarınki de öyle. Köpek dişi mi, erkek dişi mi abi? Ha, o yüzden olabilir. Benim de erkek köpeklerim vardı. Şeyde bir tanesi, şeye, koyunlardan bir tanesine aşık olmuştu. Ne zaman görsem şeyde, koyunun yanında kokluyor onu, yalıyor, yanında yatıyor. Ben kovalıyorum, yürü oradan diyorum, daha genç hayvandı. Kovalıyorum, yapma diyorum, yanlış iş yapıyorsun, bu aşk sana göre değil. Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor, bir arkamı dönüyorum, bir bakıyorum gene koyunun yanında yalıyor onu, şey yapıyor. Şimdi bu yavruydu ben bunu getirdiğimde, küçücüktü. Onunla mesela akşamları bunu ben onların içine salıyordum. Yavru ya. Hı hı. Alışsın. Alışsın onlara diye. Bir sabahleyin giderdim, bakardım koç yatmış ya, ayaklarının arasına girmiş oraya, orada yatıyor. Koçun sıcaklığında uyuyor. Hayvanlar alemi başka Remzi abi ya. Belgesel gibi. Ben şimdi uzun yıllardır hep böyle belgesel seyretmeyi seviyorum. Şimdi artık şehirden kaçtık, köy hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Şimdi bakıyorum böyle hayvanların içinde çobanlık falan yaparken bakıyorum hayvanların... Hiç görmediğim, duymadığım, bir taraftan da öğreniyoruz ya, bir şeyler görüyorum. Sanki böyle belgeselin içinde yaşıyormuşum gibi geliyor hani. Evet. Hani farklı bir dünya. Ya şimdi hayvanlar tabii hani böyle şey, insan böyle insanlar gibi değil. Ağzı yok, dili yok, sana hiçbir şey söylemezse de sen onlara kumanda edersin. O şekil yani, evet. Hayvanlar. Şimdi usta çoban olduğun zaman da ne yapacaksın? Anlayacaksın aslında, bir şeyler anlatıyor hayvan. Ağzı yok, dili yok da işte hal ve hareketlerinden, şimdi, bazen bağıraraktan, ses çıkartaraktan bir şeyler anlatıyor. En geriye kalan hayvanda vardır bir şey. Geri kalır o. Yani. Bak şimdi, evet. O telin altından nereye gidiyor? İneklere gidecek şimdi, bakacak onlar ne diye. Öyle bir hayvan o da işte. Onlar nesini zehirlediler. O yavrularını ondan sonra dağıttılar bunların. Ben aldım bir tanesini. Bu akşam gidecektik de yarın akşama gideceğim. İki tane bir yerden köpek alacağım. Yavru onlar da. Kangal mı? Yok şey, karayaka. Karayaka. He. Onlar da çok iyi. Onlar da çok iyi diyorlar abi. Şeye adam bakamıyormuş. 4 tane 5 tane yavru yapmış. Zaten varmış başka köpeklerde. Demiş bunları ben bakamayacağım. Yani varsa isteyen. Ta buradan şimdi ben gideceğim. 80 kilometre yol gideceğim. Almak için onları. Valla Remzi abi ben de isterim, fazlası varsa gitmişken. Yani şimdi bakalım adam kaç tane verecek onu bilmiyoruz. Tamam. Eğer fazlası varsa, vermek de istiyorsa bana da al yani. Benim şimdi koyunlar gelecek, köpeğimiz yok. Bize de lazım. Biz de birkaç yere haber saldık da. Daha henüz şey yapmadı, gelmedi. Karayaka çok iyi bir köpek. Öyleymiş, duydum çok şey ismini. Hani işte bakalım, bak adam dedi gelin dedi. Gideceğiz bakalım oraya. Sen şimdi o zaman Mera'da, kar yağmadığı sürece Mera'dasın. Tabii. Öyle mi? Tabii.
Burada artık eskisi gibi kar yağmıyor, yağsa da birkaç güne kalkıyor diyorlar Remzi abi, doğru mu? Ya öyle de oldu mu da tam oluyor. Kar oldu mu, ben şu yolda, hani köy yolunda, burada bir metre kar oldu, buz olduğunu biliyorum, buz. Buz yapıyor dedi işte, yani, ayaz yapıyor, buz oluyor. Buz yaptığını biliyorum. Ama kar çok durmuyor dediler. Ben de dün mü, ondan önceki gün mü, şu düz orman yoluna doğru çıktım, baktım o yolun kenarlarında direkler var ya, karın yüksekliğini gösteren. Diyorum bu direkler burada koymuşsa karayolları, illaki buraya ciddi kar yağıyor. Yoksa her yolda olmuyor o direkler. Burada saçaklarda biz çocuktuk o zaman. İnanır mısın, insan bacağı kalınlığında buz olurdu saçaklarda. O zamanlar. O zamanlar. Ya. Anacığım bizi hemen içeriye toplardı, kafamıza düşmesin saçaklardan, o buzlar vurması kafamıza diye. Evet. Dışarıdandı merdivenlerimiz. Evet. Ya o yüzden hani şimdi kar, yani ne bileyim, eskisi gibi yok. Ya oldu mu da oluyor yalnız. Yani biz taş çatlasa 15 gün tutarız hayvanları içeride. 15 gün sonra salarız dışarıya. Yavrusu olanları salmayız, onlar içeride kalırlar. Yavrusu olan ne kadar duruyor? Bir ay mı? Şimdi ha biraz önce mesela o mevzuyu konuşuyorduk Remzi abi. 50 gün sonra mereye çıkartıyordum dedin ya kuzuları. Evet. Şimdi kuzu doğdu. 50 gün kuzu 50 gün içeride dururken annesi de 50 gün içeride mi duruyor, yoksa bir ay sonra annesi çıkmaya başlıyor mu? Ya şimdi hava soğuk olursa içeride duruyor. Yani sütü kesilmesin, yani şey yapmasın diye. İçeride tabii ne kadar olsa kuytu da yani yavrusunu emzirebiliyor rahatlıkla. Besliyoruz. Evet. O da şey bahara denk geldiyse o zaman ya kış, kuzu bir aya geldi mi o da çıkıyordur herhalde. Ekseri şimdi hayvanlar 7. ayda falan geliyor koça. 12. ayda falan başlıyorlar doğurmaya. Zaten doğumlar 12. ay bitimine kadar şey oluyor yani, sen söyle şunu. Bitiyor. Zaten dışarı salamazsın kış. Evet. Kar yağıyor falan, öyle denk geliyor. Mesela şimdi karda salan da var hani, ama iyi değil yani. Kuzuya kar şey olarak iyi değil yani. Evet. Çıkarıp kaç saat durabilirsin? Mesela don var dışarıda, kar var dışarıda, ne kadar durabilirsin? Evet. O soğukta duramazsın fazla. Bir saat en fazla otlatırsın. O zaten o kırağı veya don olduğunda o koyun, o otları yediğinde koyunu da hasta ediyor bildiğim kadarıyla. Ya şimdi kırağı aşısı var. Aşı vurduruyoruz. Mesela şimdi ben vurduracağım bunlara. Yani bu hafta vuracağız kırağı aşılarını. Şimdi hayvanı öyle mereye salmakla olmuyor. Bunun aşıları var. Her sene mecbur tamamlamak zorundasın. O kırağı için de ayrıca bir aşı var ha? Tabii kırağı aşısı var. O şeylerden, karma aşılardan falan hariç mi? Tabii. Bir de şey, şimdi aşı deyince şey geldi Remzi abi aklıma, sen mutlaka bilirsin. Bu mesela pelitler var. Burada yoğun olarak da var bu pelitler. Bu sene yok fazla. Var da yani yok, olmadı. Sen onlardan bir sıkıntı yaşadın mı? Mesela keçilerde sindirim sisteminde bir şey salgılıyormuş. Onlara dokunmuyormuş da. Koyunlar çok fazla yerse, çok fazla peliti, yerse, meşe yaprağını bir sindirim problemleri, hatta zehirlenmeye varan şeyler yapıyor, oluyormuş. Zehirlenme yapıyor. Onun için bir tedbirin var mı? Bir iğne yapılıyormuş diye duydum da. İsavit. Pelitlerden önce onu şey yapıyor. Yok. Yesin mesela, atıyorum çok yerse oluyor. Çok yerse. Şimdi atıyorum. Sen rahatsızlanana yapıyorsun. Rahatsızlanmasın diye bir şey değil. Hayvan vardır, bir avuç yer bir şey olmaz. İki avuç yer hastalanır. Rahatsızlanır. Yani fazla yemeyecek yani. Şeyle biraz kurtlu oluyor onlar. O kurt dokunuyor onlara. Zehirliyor. Evet, bir de kuvvetli de. Kuvvetli olduğu için fazla yedirmeyeceksin yani. Şeyde sen o zaman anladığım kadarıyla şey yapıyorsun. O ilacı eğer rahatsız olursa, hasta olursa yapıyorsun. Tabii. Rahatsız olmaması için, mesela hasta olmasın diye aşı yapıyoruz.
O pelitten rahatsız olmasın diye bir aşı yok o zaman. O söylediğini. Yok, onun aşısı yok. Ancak zehirlenme olduğu zaman vurulmak zorundasın. İsabet. Deri altı mı vuruluyor peki, onu da öğrenelim bari, bilgimiz olsun. Ete vurulacak. Anladım. Gel bak, benim dolaba 10 milyarlık ilaç var. Öyle abi, bu işi yapıyorsan büyükçe bir ecza dolabın illaki olacak. Şaşar kalırsın yani. İlaç deyince bir şey daha geldi Remzi abi aklıma, senin başına geldim. Burada engerek var diyorlar. Böyle hayvan otluya yaklaşıyormuş ya, geliyormuş böyle, hayvan çok yaklaşınca tehdit algılayıp böyle suratından ısırıyormuş. Balon gibi şişiyormuş böyle yüzü. Kulaklarından ısırır. Ekseri kulaklarından ısırır. Sana hiç denk geldi mi, yaşadın mı? Engerek yılanı. Engerek yılanı. En tehlikeli de o. Denk geldi mi sana hiç, yaşadın mı? Şimdi sana resmini de gösterebilirim. Göster bakalım. Benim gözler biraz şey yapmıyor. Sen hatta şey yapın, onu WhatsApp'tan atarsın bana. Yalnız. Onun için ne yapılıyor? Bir iğne varmış herhalde. Burada çobanlar hep o iğneyi yanında taşıyormuş. Öyle bir şey olduğunda. O da mı İsavit? O da İsavit. O lazım olduğunda hemen vurmak için. Şu güzelliği görüyor musun? Annesinin üstünde yatıyor. Annesinin üstünde. Annesi onu hiç yerde yatırmadı. Hep üzerinde yatırdı. Yere daha yatıyordu. Birkaç günlük zaten öyle görünüyor da. Bir haftalık hep annesinin üstünde yatar. Görüyor musun? Dur, o şeyi bileyim. İşte şeyleri, kuzuları niye ayırıyoruz? Bir aydan sonra, bir sabah, bir akşam, gece annesinin yanına salmıyoruz. İşte öyle annesini yiyip bitirmesin diye. Annesini yormasın diye ayırıyoruz kuzuları. Bizim Meran'ın en tehlikeli yılanı. Bu mu? Bak ben hep ismini duyuyordum. Görselde olarak bak, görmemiştim de. Bak üzerini görüyor musun? Böyle şey gibi. Engerek bu mu oluyor şimdi abi? Evet. Bak bir tane burada, bir tane burada. İkisini de öldürdüm ben. Sen çektin ha bu fotoğrafı. Tabii öldürdüm ikisini de. İnşallah. Otururken bir baktım arkamdalar. İnşallah ben hiç karşılaşmam abi. Allah da karşılaştırmasın. Geçenlerde şeye indim. Bu daha çok derelerin orada taşlık yerlerde falan oluyor dedi bizim burada şeyler komşu. O hemen akabinde de o soruyu soracağım sana. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Taşlıkların orada oluyor dedi. Böyle var ya, gözlerimi dört açtım, denk gelir mi diye acaba korka korka zor dolaştım şeyde, oralarda. Hemen aklıma gelen şeyi sorayım Remzi abi. Burada şimdi geçenlerde ben Mera'yı komple dolaştım. Bak bu 5 aylık bu kuzu. 5 aylık kaç kilo geldi biliyor musun? Maşallah. 69 kilo geldi. 65 diyecektim ben, 4 kiloyla şaştım. 69 kilo geldi. Maşallah. Muhtar aldı bunu. Muhtar kesti kurban olarak. Allah kabul etsin. Remzi abi şeyde yazın, burada Mera'da su çok büyük problem gibi geliyor. Yok. Bir iki tane gölet yapmışlar, onlardan da hayır yok sanki. Çünkü geçen gittim bir tanesine, yemyeşildi artık. Bak, su yok. Su şeyden... Sen söyle şunu. Benim orada var su. Şimdi senin o kışlanın içerisinde var su da. Sen şimdi Mera'ya çıktın diyelim. Şimdi yazın hayvan abire su içmek istiyor. Ne yapacaksın? Mesela sabah çıktın diyelim. Hava ısındı mı geri mi geliyorsun? Burada bizim kar, bak olmaz diyorlar. Bir metreden fazla kar. Burada oldu ha? Tabii. De burası hemen bu kışla. Peki abi o şeyi... Unutmadan tekrar soruyorum. Şimdi sabah çıktın diyelim. Tamam. Yazın. Evet. Sabah kaçta çıktın? 5'te. 5'te falan çıktın. 5'te, 6'da çıktın. Şimdi hayvan susadı. Sen o Mera'da yatırmıyorsun o zaman. Hayvanı getiriyorsun mecbur. Şimdi zaten yazın 9-9.30'da güneş üstüne çöker hayvanın. Çöktüğü zaman zaten sen desen de o hayvan otlamaz. İşte otlamıyor yani, olduğu yerde yatırmıyor, mecbur getiriyorsun su olmadığı için. Tabii onu getirip suyunu içecek, o gölgede ahırın içinde yatacak. Evet, şimdi şeyde Mera'da su olmuş olsaydı suyun kıyısında içerdi suyunu, suyun kıyısında yatardı. Mera'da hiç yorulmazdı o zaman. Yatması biraz zor, bombom sinekleri var. Bombom sineği? Hayvanı bırakmıyor. Isırdığı zaman hayvan bir metre havaya zıplıyor. Allah Allah. Çok bak bunu da ilk defa duyuyorum ya. Bu buraya özel şeyler, durumlar var demek ki orada. Yani o biraz hayvanın canını yakıyor.
Peki hayvan... sen bunu kışlaya getirdin. Kışlaya gelmiyor mu bu sinek? Bak kışlaya girmez o. Kapıdan girmez. Kapının ağzına kadar gelir sinek hayvanlarla beraber. Oradan kapıdan içeri girmez. Allah Allah. Girmez. Çok enteresan ya. Yani inanasım bile gelmiyor. Nasıl girmiyor abi sinek? Oradan ne var ki girmiyor ya oradan içerisine? Ya şimdi oranın kokusu mesela hayvan kokusu şeyi falan onu rahatsız ediyor herhalde. He. Girmiyor oraya. Anladım. O zaman su da olsa mecbur getireceğim, getiriyorum diyorsun yani şeyde. O sineklerden ötürü. En iyisi. Anladım. Peki Remzi abi, bu şeylerde ikizlik oranın ne kıvırcıklarda? Ya ikizlik oranı şöyle. Koça geldikten sonra hayvanlara iyi bakarsan ikiz hayvan alırsın. Hatta koça gelmeden önce de bir flashing dedikleri olayı yapmak lazım değil mi? İkizlik oranı. Bir ay böyle bakacaksın. Arpa vereceksin. Ondan sonra koça geldikten sonra da tekrar yani besleyeceksin. En az arpa 15-20 gün. Tabii bir ay, bir buçuk ay, iki ay öyle besleyeceksin. Yoksa başka türlü ikiz alamazsın. Ha, olur da öyle olur yani. Anladım. Sen peki yapıyorsun mu onu? Ya şimdi yem pahalı olduğu için yapamıyoruz çünkü çok pahalı yem. Evet. 3000 lira tonu. 3 milyar bir ton yem. Evet öyle oldu abi. Yani nasıl veresin sen söyle. Şuradan şuraya kapının ağzına çevireyim. Onlar şimdi oradan çıkarsa yakalayamayacağım. Bilirim kıvırcık nasıl koşturur bilirim. Çok hızlı gidiyor bak. İşte kıvırcığın sevmediğim şeyi o abi. Çok koşuyor. Koşmaya başladı mı mümkün değil durduramayan ondan sonra. Şimdi usta çobanlar var. Bir ıslık çalıyor. Bir ses bir pişt pişt bir şeyler yapıyor. Duruyor hayvan da. Biz daha o şeye ulaşamadık. Hayvan yeşili gördüğü zaman ıslık değil. İsterse trompet çal. Öyle hayvan açsa. Evet bir de karnı da açsa tamam. Yani mümkün değil durmaz. Bir de şeyler. Aç olmasa da şeylere çok koşuyorlardı. İşte elma, erik, böyle yaş meyveler dökülüyor ya şeylerin tabii ağaçların altına. Severler. Yani mümkün değil önünü alamazsın. Eziyor geçiyor seni hayvan mümkün yani. Mümkün değil durduramazsın. Şeyler, berinoslar daha sakin diyorlar. Ben hiç bakmadım da. Kaç kilometre yol yaptığımız belli değil. Evet çok geziyor işte şey. Çok geziyor. Kıvırcık. O yönden merinos daha iyi diyorlar. Daha sakin. Merinos olduğu sakin yerde... Yok. Daha sakin sakin şey yapar, otlar, kıvırcık ama şey yapıyor, çok geziyor. Ama meraya gelmez. Hani fazla. Evet, etçil hayvan zaten şey şimdi mesela o profesörler falan var. O Çiftçi TV'de, Köy TV'de falan evet. Ben onları çok izliyorum, takip ediyorum. Yani bir merinosa bakıyorsan yerli hayvan gibi merada gezdiremezsin onu diyor. Yani spor olsun diye aynen bu şekilde söylüyorsunuz. Hayvana diyor spor şunu olsun diye. Birkaç günde diyor birkaç saat diyor gezdireceksin. Yem hayvanı o ya. Evet. Ona yem vereceksin. Yani ondan o merinostan beklenilen şey performansı istiyorsan günlük 2 saat 3 saat maksimum diyor gezdireceğim bu hayvanı. Ondan sonra diyor bu hayvan diyor gezmeyecek. Yiyecek yatacak. Şey. Bende vardı bir tane akçikim merinos. Onu ben burada isteyen arkadaşlar oldu. Kestik burada onu. Kilo işi. Şimdi bir senesi doğum yaptı. Ondan sonra öbür sene doğum yapmadı. Meraya saldık diye. Hani merayı fazla sevmiyor. Hani onu içeride besleyeceksin. Randıman alırsın. Evet. Benim de şimdi ben de kıvırcık bakmıştım Remzi abi. Yalova kıvırcığıydı benim şeyler. Koyunlar. Evet. Yalova'da bakmıştım. Şimdi bizim komşunun bir şeyi gelmişti. Koyununu emaneten koymuştuk şeye, ahıra merinos. Gebeydi şey yaptığında geldiğinde. Hiç dışarı çıkarmadı. Kuzular da çok hızlı bir şekilde kilo aldı. Yani inanılmaz bir derecede kuzular şey yaptılar. İçeride kocaman oldular yani. Zor olur doğumu. Çok zor olur. Şeyde kuzular doğduktan sonra ikiz doğurdu. Çok sağlıklı doğdu şeyler, kuzular. Ama şimdi bizim aynı yemi yiyorlar. Ama şeye göre kıvırcığa göre daha böyle aynı yemi derken yedikleri oran tabii ki daha fazla olabilir. Sen onu seçemiyorsun hangisinin arasından da kıvırcıkların arasında kendinden
önce doğan kuzuları geçmişlerdi yani. Demek ki şimdi onlar hep daha çok yani. Yiyorlar. Evet. Yani kuru alır yani. Ama kıvırcığın yeri ayrı. Yani bazen böyle koşturmacası şudur budur üstse de yani bir de hayvanı böyle tipten sevmek lazım yani. Kıvırcık ne bileyim bana böyle daha bir sevimli geliyor şeye ya, göre. Tabii sevimli hayvan. Merinos'a göre. Merinos'a göre dediğin gibi sevimli. Daha bir sevimli geliyor. Yani Merinos'un bir özelliği biraz yağlı oluyor eti. Bir de yününden işte onun faydalanıyorlar. Ama yani. İşte yün de para etmiyor diyorlar abi şimdi. 1 lira kilosu ne olur ki? Yetiştiricilerle şey yapıyoruz, konuşuyoruz veya anlatıyorlar. Şimdi 40'ma parasını bile şey yapmıyor. Hatta bazen veremiyorlar bile. Al bir şey istemiyoruz diyorlar. Gene mesela bize de öyle oldu geçen sene. Geçen sene benim almadılar mesela. Almadılar. Bizimkini de almadılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aylarca duruyor orada. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Yani. Yaksan yakılmıyor. Aylarca durmuştu öyle şeylerin içinde. Çuvalların içerisinde. Yazık yani şeyle aslında ya. En kıymetli tekstil ürünü ama şimdi işte o da bir maliyet. 10 liraya 40 tanesini atıyorum. 1 lira kilosu. Yünü kilosu. Mantığa bak. Evet. Bari şey olsa en azından. Yarı yarıya olsa evet. Yine hani dersin ki ya biraz değdi hiç olmazsa 40'la parasının yarısını çıkardık. Evet. Ben kendim 40 yarı. Şimdi dinlediğin zaman en sağlıklı giyim şey. Yünlü giyim. Yün. Ama şimdi baktığın zaman üzerimize bile şimdi mi baksak evet plastik, hepsi polyester, petrol türevi ürünlerle giyiyoruz. Tabii. Şimdi niye bunlar tercih ediliyor? Çünkü daha ucuz. Ya üretimi daha kolay. Maliyet. Evet. Yani. Şimdi mesela bir içlik falan alıyoruz. İçine bakıyorsun %60 polyester, %10 pamuk diyor. İşte bilmem bir şeyler koymuş. Şimdi aynı mağazadan %100 yün diye aldığın zaman belki 10 katı 15 katı fiyat farkı var. Tabii. Şimdi insanlar geçinmekte zorlanıyor. O yün içliği nasıl alsın? Herkes ister yün olsun diye. Dolayısıyla ekonomik yönden talep olmayınca da yün de o zaman para etmiyor diye düşünüyorum yani şey etmiyor. Arz talep meselesinden dolayı yün para etmiyor diye düşünüyorum. Yani yoksa kıymeti kalmadığından zorla verdik adama almıyor. Evet. 1 lira kilosu. Bir çay bile alamıyorum 1 liraya. Yani. Düşün yani. Bir çay canlı oturuyor şimdi bir çay 1,5 yani. 1,5 lira. Bir hayvandan zaten çıkar 1,5 kiloya yakın yün. Yani bir çay parası zor yapıyor. Zor evet. O da yani. Evet. Onu da verseler, onu da yani. Onu da veren yok, alan yok. Gübre ondan iyi. Gübreyi verebiliyor mu şey Remzi abi? Var, toptancı var. Geliyor, alıyor. Bu sene benimkini de almadı. Yatak gübresini mi yoksa o hani yazın her gün süpürüp her kenara gün biriktirdiğimizi mi? Her gün süpürüp. Toz gübre, kuru gübre dediğimiz şeyi. Tabii. Gübreyi. Yatak gübresini ne yapıyorsun çıkardığın zaman? Çöpe. Çöp oluyor veya bir bağ bahçesi olan varsa ancak atacaksa almıyor. Oraya atacağız. Herkes şey oldu romantik böyle. Sosyete. Sosyete. Aynen öyle oldu abi. Ya. Hayvanlar sosyete oldu. Çobanlar başta ben sosyete çoban. Şeyde herkes sosyete oldu. Eskiden olsa altın gibi bir şeydi. Özellikle şey koyun gübresi, keçi gübresi, büyükbaş gübresine göre. Genellikle yine pahalı. Çuvalı mesela atıyorum 20-30 liraya veriyorlar. Senden alıyor. Atıyorum bir kamyonu veriyor sana 1000 lira, 1200 lira para bir kamyonla. O kamyona da dikmiş ilaveleri mübarek 5 kamyon yüklüyor. Sorarsan bir kamyon dolduruyor değil mi? Bir kamyon dolduruyor. Ama o şeyli kapakların üzerine dediğin gibi ilaveleri koyuyorlar. Doldur geçen doldur gün bilmiyor. Geçen geldi gübreci. Şimdi bir baktım. Dedim neredesin? Dedi kapının ağzındayım. Dedim dur arabayı sokma içeriye dedim. Bir bakayım. Hani ceviz ağaçları var. Onları kırma dedim. Bir çıktım dışarıya, arabaya böyle bakıyorum, telleri yüksekliğinde böyle. Senin bahçede cevizler de mi kırmış? Yok, sokmadım içeriye. İyi yapmışsın. Ondan sonra dedim, aga bu ne be? Kamyon, abla dedim bu kamyon değil, uçağa benziyor dedim. 4 tane, inanır mısın, 60'ar santimlik ilave o kasanın üzerinde, kasa gökdelen hariç. Gibi yapmış onu. Dedim
dedim sen benden bir kamyon almıyorsun. 4 kamyonu bir seferde götürüyorsun sen. Kargo uçağı gibi ha. Ondan sonra ya işte fark veririz, bir şeyler yaparız falan böyle ayakları yapıyor. Dedim yok yok sen dedim hadi güle güle hiç arabayı sokma dışarıda dön git dedim. Sana gübre mübre yok. Uyanık. Ya onun aldığı o kamyona şey 2 tıra yüklesen almaz. Normalde değil mi? Ya kasayı gör aklın hayali şaşar. Yalnız şairler notlar ona az gelir. Hani oradaki samanlara. Doldurur oraları diyorsun yani öyle bir kamyon. Öyle kocaman ya ben vermeyeyim ona 1000 liraya. O da diyecek şimdi kamyonun yarısı bile dolmadı. Sen sesini çıkarmasan kamyonun yarısı bile dolmadı. 1000 lira bile vermeyecek. Aynen Allah öyle. Bize. Aynen onu düşünerek zaten öyle yapıyorlar. Bunlar onun uyanıklığında. Ama bilmiyorlar ki bir zamanlar ben de gübre çektim. Yani. İstanbul'da Üsküdar'a belediyesine falan çok çektim öyle. Şimdi o İstanbul'da mesela o paketlerde falan satıyorlar. O şeylere çiçekçiler falan satıyorlar genelde i̇şte değil mi? İşte bizlerde topladıkları gübreleri ve toprakla karıştırıp da satıyorlar. Ha onu soruyordum tam işte Remzi abi bir şeye karıştırıyorlar mı ona falan diye. Toprak herhangi bir toprak mı onlara karıştırdıkları? Şimdi normal atıyorum mesela diyorlar ki funda toprağı. Funda toprağını gidip sorsan kimse bilmez. O funda toprağı şey mi oluyordu? Ağaçların altında ağaçların mı oluyordu? Sen o kadar ağaçların dibini gezip de toprak mı toplayacaksın? Yalan. Normal atıyorum bir arsada güzel bir siyah toprak çıkmıştır. Onu funda toprağı diye karıştırıp veriyorlar. Dediğin gibi o funda dedikleri hani ağacın altında şeylerin yaprakların böyle çürüyüp gübre olduğu aynen. Topraktı değil mi tabii, yanlış tabii. Hatırlamıyorsam? Evet doğru hatırlıyormuşum. Tabii canım o kadar dediğin gibi ağacın altından mı toplayacak şeyi? Yok öyle bir şey. Funda toprağı. İşte çelişkili kandırma var. Çelişkili kandırma. Pazarlama stratejisi ama tamamen yalan dolan şey üzerine. Ya şimdi insanlar bir şekilde bir yerden para kazanması gerekiyor. Ne yapıyor? Bir fikir yürütmüş kendine. Ben diyor küçük paketler halinde bunu satarım. Hesap yapıyor. 1000 lira verdiysem 10.000 liraya satarım diyor. Ya, 1000 lira harcadıysa gübreye 10.000 liraya satarım diyor. Bak düşün yani. Kâra bak. Tabii öyle kazanıyorlar. Ama gelsen köylüye vermez parayı. Yok. Köylü taşısın. Ya zannediyorlar ki işte köylü bu hayvanı çıkartıyor meraya Allah'ın şeyinde ambarından bedavaya yiyor. Zihniyeti mi var artık? Ne var bilmiyorum yani şeylerde. Öyle bir şey yok. Bu insanlarda. Şey edilen masrafların adli hesabı yok. Aslında belkisi kendileri de biliyorlardır yani. Ya biliyorlar da yani hep yükleniyorlar sonuçta şey köylüye bir iğne alıyorsun atıyorum kaç para geçen seneye aldın diyelim 80 liraydı şimdi olmuş 220 lira. Bak düşünebiliyor musun zaman bak. Evet. 220 lira ya. 8 kere 324 neredeyse 3 katına çıkmış. Ya aynen öyle. Evet, son 2 senede abi zaten her şey 2 katına paskül çıktı ya. Düşük. Evet. Paskül düşük kazanamıyorsun. Bir de kalkmış yeme zam. Ondan sonra ilacına zam, şuna zam, buna zam, hep zam. Evet. Zam zam zam. Ama dediğin gibi paskül yerinden oynamıyor. O aynen öyle. Bayram arefesi bayramda biraz yükseliyor. O yükselen bayramdan sonra tekrar iniyor aşağı. Ama yeme gelen hiç inmiyor aşağı. Çok nadir. Şimdi belki bir 3 lira 5 lira iniyor yemde. İnsanlarımızın anlamadığı bir şey var. Şimdi mesela atıyorum İstanbul'da doğru düz koyunun tüketici olarak. Adam anlamıyor. Ya diyor işte diyor. Atıyorum kuşbaşı diyor. Kuzu kuşbaşı diyor. Aslında alakası yok. Bu şeytanlar var böyle. Adam koyunu kesiyor. Koyunu atıyorum kilosu şu anda 15 liraysa. Yani onu kuzu eti olarak alıyor. Evet. Yani şimdi adam kuzu eti, koyun eti damak tadında öyle bir ayırt edemiyorsa. Edemiyorlar. Mecbur şey yapacak bilmediği için alıyor veya şey ya keçi etini bile kuzu eti diye şey yapıyorlarmış. Aynı öyle. Satıyorlarmış yani. İşte onun o damak tadından o lezzeti bilmeyen kişi için kuzu adam, mu kuzu.
Mario koyunları kesiyor, kuzu eti olarak millete veriyor. Hmm. Bunu yapan şeytanlar yapıyor. Yani şeytanlar derken mezbalar. Maria koyun dediğimizde artık şeyi, damızlık vasfını yitirmiş koyunlara diyoruz değil mi? Kısırlaşmış. Ya bacağı kırık, ya topal, ya kör. Yani öyle hayvanları kuzu eti diye millet alıyor işte marketlerden. Evet. Oradan buradan yani alıyor. Kasabımızı da iyi seçmemiz lazım o zaman, kazıklanmamak için. Aynen öyle. İyi kasap olması lazım. Bu şeye, senin sopa çok harika görünüyor. Bunun ağacı ne? Bu mu? Kızılcık. Kızılcık. Ya ben geçen dedim yani sana, Mera'yı dolaştım diye. Kızılcık var dediler ama ben hiç denk gelemedim ya şeye, kızılcığa. Ben ağacı de kendime... var da tane yok. Yok, sopa yapacaktım kendime. Zaten şey, tanesinin zamanı geçmişti. Bundan iki hafta kadar önceydi galiba. Mera'da dolaşırken kendime şey yapayım dedim. Bulursam kızılcık ağacı bir sopa şimdi bakayım dedim kendime, bulamadım. Usta çobanlar, acemi çobanlar da ne dermiş biliyor musun? Kızılcık sopası mesela elinde güzel, böyle tabi görünümlü, böyle kuvvetli bir de yani bu. Yani kuvvetli bir sopa. Evet. Aa dermiş, ne güzel sopam var falan. Nereden aldın falan diyormuş, parayla aldım. Ya nereden aldın işte, ben de alayım falan demiş. Ya sen bulamazsın. Ver bir kuzu demiş küçük. Sana iki tane vereyim bak demiş, bir daha bulamazsın. Onun gibi yani. Şimdi yani kızılcık evet var da sen bulamazsın. Evet, ben ya az... ya da ben denk gelmedik işte abi. Acemilikten oluyor. Bir mevki var. Oraya gitmen lazım. Nerede kalıyor orası? Şu ışıkları görüyor musun? Karşıda şeyler, rüzgar gülleri. He. Onun hizasında böyle gideceksin. Dereye doğru inerken yamaçta. He. Yani şimdi sen de... Ben nereye gittim? Ben bu taraftaydım olduğum şeyi ararken. Lazımsa... Bir kuzu vereceğim bize, iki tane alacaksın yani sopa. Şimdi kıymetli bir abimiz var. Eğer bu video denk gelirse bana bir kızılcık sopası hediye edecek. Hatta o öyle güzel yapıyor ki abi, böyle bir de vernikliyor onları. Sopalar, ben de vernik atıyordum da atmadım buna. Sopalarını bir görsen böyle cam gibi özene var. Bezene sopa yapar. Hayvanı da yok ama sopa yapıyor çünkü sopanın hastası. Onları yapar böyle ateşte, baston pişirir, baston olacağını baston yapıyor, kargı olacağını kargı yapıyor, bir de onları böyle bir jilet gibi verniği bir çekiyor böyle, pişiriyor onları. Artık ne verniği atıyor bilmiyorum, böyle şeyleri ufak tüplerde onların böyle şeyleri, sprey şeklinde vernikleri. Onu atıyorum şeyle, fırçayla yapıyorum, içine hafifte bir boya karıştırıyorum, renkli oluyor, çok güzel. Evet, çok güzel oluyor ama bayıldım inşallah. Bu videoyla da denk gelirse, bu videoyu izlerse hatırlatmış olalım. Sopamızı isteriz. Şimdi bu şeyde bazı böyle kuş gibi sopalar var. Baston yapıyorlar. Bastonlar ha. Ucunu böyle gözlerini mözlerini yapıyorlar. Ha, evet, gördüm onlardan. Şey yapıyorlar. Evet ya, işte el becerisi. Şimdi vakti olan, zamanı olan yapıyor öyle şeyleri. Biraz da anlamak lazım abi. O tabii eski şeyden işte... tahta kaşıktır, şudur budur, artık hepsi sanki fabrikasyona döndü. Eski ustalıklar, el zanaatları görmüyoruz yani. Ben mesela geçen çarşıda geziyorum, fırsat buldukça mesela aşağı çarşıya indiğimde şeyi, etrafı öğreneyim diye dolaşıyorum çarşıda. Mesela o şeyi gördüm ya, el süpürgeleri var ya, ondan yapan bir dükkan gördüm, adam var, oturmuş burada, o var şeyleri. O kadar hoşuma gitti ki. Dedim, hala dedim, demek ki bu şey yapılıyor, üretiliyor yani. Süpürgeciler vardı burada. Şimdi orayı şey yaptılar, kaldırdılar onları. Pazar yeri yaptılar. Orası komple süpürgecilerinde. Hmm, o benim dediğim de işte ara sokakta bir dükkandı yani. Doldurmuş onları dağıldılar şeyleri zaten. Ara sokaklara falan öyle. Evet. Yani biraz önceki mevzu. Şimdi onda el emeği var. İşte toprak mahsulü. Şimdi o mesela gittin süpürge alacaksın. İşte o plastik süpürgeler var. Belki çok daha ucuzdur yani ya şeyler. Zaten o evlerde artık o yapma süpürgeler kullanılmıyor. Şimdi hanımların biliyorsun tırnaklarını bozuyor. Onlar tuttuğu zaman onların tırnakları bozuluyor. Evet. Onlara şey lazım. Elektrikli süpürge. Ha,
ara sürekli şey yapacak yani. Şimdi onların full sessiz olanlar da çıktı Remiz abi. Artık insan da kullanmıyor kendileri. Evet, evet. Bir de robot olanları robot da çıktı olanları. Dediğin gibi. Kumanda da o komutu veriyor ona, evin içinde dolaşıyor. Hanımlar için büyük kolaylık şeyde. Yani eskiden de var. Yani çalı süpürgesiyle, yok efendim yapma süpürgelerle ev süpürüyor. Şimdi nerede? Bak senin çanların sesi böyle çok melodik geliyor benim melodik şeye. Melodik gibi. Böyle tam evet, rahatsız edici bir ses değil. Yani çan da olsa bazen böyle ayarlayamıyorlar onların sesini. Böyle insanın kulağını rahatsız ediyor bazı şeyler. Çanlar bak seninkiler çok hoş. Melodi gibi olması neden biliyor musun? Bir tane sesinde zil var. Bir tanesinde zil var. Bir de ebatlarda farklı farklı mı abi? Büyük küçüğü mü var aralarında? Büyük küçüğü var evet. Ben de öyle yapmıştım. Böyle boy hepsi boy yapmıştım. Aynı olduğu zaman çok ses oluyor. Artı rahatsız oluyor yani. Kulaklarına akşam olduğu zaman yattım zım 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 zım. Ben de aynı senin dediğin gibi yapmıştım abi. Ben onu hani bilerek değil sadece tahminen yapmıştım. Mesela çanları böyle büyükten küçüğe satın aldım. Onları böyle şey yaptım set halinde. İçine bir tane de zil katmıştım. Tiz bir ses olsun diye. Güzel olmuştu benimkilerde. Evet. Ben bu işi yapacağım. Ayrılıyor hemen sesi. Bu meşe yapraklarını yiyecekler. He. Saatine göre gidiyorlar. Şimdi onlar o tarafta. O yaprağı da yiyecekler. Ondan sonra gidecekler su içmeye. Suyu evde mi içecekler? Çeşmelerden yok. Başladı mı su akmaya? Ben kaynak suyu veriyorum. Sondaj suyu. Kireçsiz yani. Kireçli su hayvana iyi değil. Bizim bu çeşmelerden zaten çok kireçli akıyor çok şey kireç. Su abi. İçimi bile güzel değil yani. Ben de o yüzden gidiyorum. Ya hazır su alıyorum ya gidiyorum çeşmeden dolduruyorum. Bak, fırsat olursa. Bu çayı çok güzel olur. Evet yani, güzel oluyor. Yani sen o dediğim aşağıdaki çeşme var yani bu. Yol aşağıda. O sağdakine yani yukarıdakinden değil bu aşağıdaki. Yukarıdaki yaramazmış ya aşağıdaki. Al ondan su çay iç. Gör bak, ben çayı da ondan yapıyorum yemeği de ondan yapıyorum. Ben ya. Hep ondan kullanırım. Çeşme suyu alıyorum. Çeşme suyunu anca şeye kullanıyorum bulaşıkta işte kullanma suyuna. Getiriyorum oradan 40-50 litre su taksiyle. O yetiyor. Fazla da bayatlandırmıyor suyu. Yine gidip alıyorum bir tane. Ben de öyle az az alıyorum ya. İşte böyle 2 tane 3 tane dolduruyorum. Tek başımayım diye. Ben bu köyün suyunu hiç içmedim gibi bir şey. İçilecek gibi değil abi zaten ya. Çok kötü şey var. Tadı çok kötü. Kireçten ötürü demek ki. Kireç insanın zaten iyi değil. İnsanın sağlığına hiç iyi değil kireç. Remzi abi. Verdiğim bilgiler için, muhabbet için abi çok teşekkür ediyorum. Şeye de geleceğim, Sayaya da geleceğim beklerim, bir gün fırsatını bulduğumda. Geleyim ahır nasılmış, nedir, ne değildir. Bir bakalım sistem nasıl. Çünkü hani söylediğim gibi biz bu işin acemisiyiz ya. Her fikre muhtacız şu anda. Ben kaçtım. Uğrayacağım. Görüşürüz. Tekrar inşallah sana. Görüşürüz abi. Yavaş yavaş şimdi aşağı süreceğim hayvanları. Eyvallah abi. Bereketli olsun. Görüşürüz. Değerli dostlar, iyi ki suyum bitmiş. İyi ki bu çeşmeye su almaya gelmişim. Yani koyunları gördüğüm, Remzi abiyle karşılaştığım çok iyi oldu. Şimdi onun kıştası aşağıda. Biz kendisiyle daha önce şey yapmıştık, tanışmıştık. Ben onun kıştasına gitmiştim. Orada çayını içmişliğimiz, tanışmışlığımız var kendisiyle. Ben hani hiç onun burada olacağını şey yapmamıştım. Tahmin etmiyordum onun olacağını koyunları görünce. Ona denkleştiğimiz iyi oldu. Tabii ilk başta kendisine bahsedince abi böyle böyle işte videolar çekiyorum falan. Ya dedi beni karıştırma dedi koyunları şey yap istediğin gibi çek dedi yakından çek hatta dedi güzel güzel dedi görünsünler. Ondan sonra
Tabii ilk başta öyle yapacaktık. Ben dedim kıyıdan geçerken en azından dedim size biraz olsun şeyleri gösteririz. Koyunları gösteririm diye. Sonra tabii ben o esnada şeyi açmış bulundum. Kamerayı açmış bulundum. Öyle böyle muhabbet derken bu video oluşuverdi. Tabii kendisine de söyledim. Müsaade de aldık bu şeyi videonun yayınlayacağımıza dair. Kendisinden kanalın linkini de göndereceğiz. Şu an interneti yokmuş ama interneti olduğunda artık kanalımıza o da bir şey yapar, göz atar. Bugün sular biraz bulanık gibi geldi gözüme ama yine de şebeke suyundan iyidir. Bizim sular çok aşırı kireçli olduğu için hiç içilecek gibi değil. Değerli dostlar, bu arada çiftlikte işlerimiz devam ediyor. Malumunuz tavuklarımız var artık. Yavaş yavaş sistem oturmaya başladı. İşte yemliklerin yeri, sulukların yemi. Hatta ormandan birkaç dal kesip yeni şey yaptım. İlave daha doğrusu neydi? Tünek yaptım. Birazcık daha fazlalaştırdım tünekleri. Sanki hayvanların biraz daha hoşuna gitti ama hepsi gece kontrol ediyorum. Hepsi çıkmıyor şeylere, tüneklere. İnşallah kısa zamanda hepsi alışır tüneye çıkmaya. Gerçi ben şey yaptım. Talaşı veteriner arkadaşımız geldikten sonra tavsiyesi üzerine kalınlaştır demişti zemini. Ben biraz daha kalınlaştırdım şeyi, izolasyon olması için yerdeki talaşı. Gayet iyi oldu. Yani bir 5 santim kadar falan oldu galiba yerdeki talaş. O yüzden yerde yatsalar da soğuktan etkilenmeyecekler gibi görünüyor. Hatta o hırıltılar falan vardı. Samanı kaldırıp talaşı koyduktan sonra o hırıltılar da büyük ölçüde kesildi. Demek ki hayvanlar o saman yeterli olmadığı için alttan soğuk almışlar diye düşünüyorum. İzolasyonu sağlayınca hayvanlar da kendini toparladı. Bu aralar günlük ortalama 4 tane 5 tane yumurta alıyorum. İnşallah zamanla da artar. Değerli dostlar, birkaç günlük aradan sonra bu videoyla çok şükür kavuştuk diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine dostlarımız varsa bu videoyla kanalımızda tanışan, aramıza katılan lütfen abone olsunlar. Beğeni ve yorumları da mutlaka bekliyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.